thank <laughs> you Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'ten herkese merhaba değerli izleyenler. Bu sene hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir arada kutluyoruz. Bugün ise Cemal Reşit Rey konser salonundayız. Tan Türk ve Gizem Bodur'un beraber koreografisini hazırladığı Çocuk Bale Masalları gösterisini izledik. Bu muhteşem masal gösterisini kendisinden dinlemek üzere ise şimdi yanımızda Tan Türk var. Kendisi İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı ve aynı zamanda koreografı. Evet Tan Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir o kadar da anlamlı bir gösteri. Sizin koreografinizden izledik Tam Bey. Peki bu gösteriyi izleyememiş izleyiciler için sizden de dinleyebilir miyiz? Evet ilk kez denenen bir şey aslında bu çalışma ee, sayılabilir. Çünkü e, kursiyer programından gelen çocuklarla organize edilmiş bir e, gösteri aslında. E, o konu tabii kritik bir süreçti. Çünkü haftada iki saat eğitim alan çocuklarla acaba bir gösteri modeli oluşturulabilir mi? Konu buydu. Ee, uzun yıllardır bunun üzerine bir çalışma e, gerçekleştirmeye çalıştık. Daha hızlı çocukların eğitimini daha kompakt e, nasıl sağlayabilirizin Üzerinden yola çıkarak aslında altyapısını uzun zamandır organize ettiğimiz e, nihai e, sonucuna geldiğimiz konu e, tabii biraz süreç aldı, zaman aldı. E, i̇lk çıkış noktası da şöyleydi. E, benim e, çocuğum için e, e, ya, okuduğumuz masalları kitaplaştırır hale geldik. Bunlar da daha çok tabii böyle masalları oldu yani benim bildiğim masallar böyle masalları. E, tabii çocuklarımın da kendi çocuklarımın da ilgisini çok çekince bunu bir kitaplaştırma olayına dönüştürüp e, basıma e, döktük ve e, o da teveccüh gördü. Görünce bunu acaba sahneleştirebilir miyiz e, üzerinden yola çıktık. E, kendi kurs programındaki e, öğrencilerimizi kullanarak bunu yapabilir 45 çocuk topladık. 45 çocuğumuzu çalıştırarak işte bugünkü gösterilerimize geldik. Çaykovski serisi ni e, organize ettik. İşte Kuğu Gölü, uyan güzel bir fındıkran e, teması üzerinden yola çıktık. Amaç gelen çocuklara, çocuk izleyici grubunun e, beğenmesini sağlamak ve onların e, bu mesleğe olan tutkularını bir parça da olsun arttırmaya e, özen göstermek. Evet bu gösterinin de anlatıcısı olmasının dışında hikayesi zaten sizden çıkıyor. Nasıl bu hikayeyi geliştirebildiniz ve bu çocuklar kaç yaş aralığında bu gösteriyi yapıyorlar? Hikaye benim kendi çocuğuma bir anlatımım üzerine kurulu. E, tabii kendi çocuklarımı kullanamazdım artık, çok büyüdüler belki ama e, oyuncu e, arkadaşlarımızla, kendi öğrencilerimizle o ada karakterini e, yarattık. Ben yine sahne üzerindeyim ve hikayeyi anlatıyorum. E, şunun, şunun da farkına varmıştım aslında. E, e, tabii birçok çevrede e, bale eserleri, özellikle, özellikle Atatürk Kültür Merkezi'nin açılmasıyla beraber çok rağbet gör, görür hale geldi ve eserler e, öğrenilebilir hale geldi ama genel olarak böyle bir eksiklik vardı librettolarının tam bilinme işi e, eserlerin detaylarının halk tarafı insanlar tarafından çok detaylı bilinmiyor olmuş olması aslında bu mesafeyi de e, biraz açıyordu sanatla e, aslında halk arasında belki bunu biraz daha yakınlaştırmanın yolu aslında çocuktan geçer çocuğun eğitiminden geçer. Dolayısıyla bu böyle bir proje. Sahne üzerinde solist karakterlerimiz de var. Onlar kendi rollerini beceriyle sahnede oynayabiliyorlar ve dolayısıyla bir bütünlük kurulmuş oldu. Bir saat 15 dakika yaklaşık bir buçuk saate süren bir gösteri. Şimdi birçok sahnede yapar hale geldik. İşte Cemal İstreide bir hale gösterilerimizi sunduk. Biletlerin çok çabuk tükenmesi de bizi çok mutlu ediyor tabii. Bir de şöyle bir detay da belki anlatmak durumunda olabilirim. Ben velilerimize, bu 45 çocuğumuzun velilerine bir mesaj gönderdim en son. Hani şunu anlatmaya çalıştım. Farkında mısınız dedim çocuklarınızın gelişimine. Yani biz bazı şeylere şahit olmaya başladık. Normal okul gösterilerimizin sonunda yaptığımız gösterilerin dışında başka gelişimlerin de farkına vardık. Sizler bunun farkında mısınız? Mesela neler oldu? Müthiş bir sorumluluk üstlenmek durumunda kaldılar ve bunu beceriyle yapabildiler. Her gittiğimiz sahnede sahneden çıktıktan sonra oranın bir temizliği vardır. Kendi oto disiplinimiz içinde olması gerekir. Çocuğa bunu da öğretmek lazım. Bunu hiç söylemeden kendileri organize edebilir hale geldiler. Kendi sorumlulukları olan sahne adabında özel kendi mikro çalışmalarını da yapabildiklerini fark ettim ve hazır geldiler. Yani en ufak bir düzeltmeden sonra bile hazırlanarak gelebildiklerini fark ettim. Artık çekinmiyorum onlardan. Yani artık şöyle çekinmiyorum. Tırnak içinde başarılı olacaklarından eminim. Her konuda, kendi okul hayatlarında, kendi özel hayatlarında. Çünkü öylesine bir sorumluluk üstlendiler ve bu rüya açtılar ki bu etabı geçtiler ki ben bu kaydı yapıp velilere göndermek durumunda hissettim. Çok güzel geri dönüşler aldık açıkçası. Bu kadar rağbet gören bir oyunda oyuncularınızı neye göre seçtiniz dansçılarınızı? Çünkü yani kulaktan dolma bilgiler de olsa bale disiplin isteyen bir sanat dalıdır diyor çoğu kişi. Siz de İstanbul Devlet Opera ve Bale sanatçısısınız aynı zamanda. Peki bu konuda disiplin önemli bir kriter mi? Tabii yani e, bale'nin olmazsa olmazları arasında sayabileceğimiz iki unsur vardır ya da üç unsur sayabiliriz. Yani kabaca e, dersek disiplin bunların en başında e, yer alacaktır mutlaka. Yanına sevgiyi mutlaka koymak lazım. Sevgi olmadan, aşk olmadan, mesleğine olan tutku olmadan bu işin götürülmesi çok zor. E Tabii bir de estetik konusunu da eklersek, üçünü bir araya getirdiğimiz zaman kriterler bunlar aslında. E, ancak bizim kriterlerimizde farklı e, davrandığımız da olmadı değil. Mesela e, evet bu kriterler konusunda eksik olan bir çocuğumuz olabilir. E, ancak e, algısı çok açıktır. E, isteği çok açıktır. Dolayısıyla yanımızda e, durduğu zaman verebildiklerimizi çok çabuk algılayabilir e, ve yapabilir halde ise e, onu o eksiklerinden dolayı yok saymamak gerekir. Mutlaka kazanmak e, durumundayız. Çok hassas bir konu bahsettiğiniz konu. E, hem alınmayan arkadaşların psikolojilerini de düşünmek zorunda kurum. Aynı zamanda alınan arkadaşların da o yarattığı sükseyle diyelim e, halkla buluşmayla, seyirciyle buluşmayla o anda e, o alkışlardan sonra da tabii e, o e, o dengeyi koruyabilmesi bence son derece değerli. Çocuklarla çalışmak nasıl bir duygu, nasıl bir süreç oluyor? Çocuklarla çalışmak derken aslında zamane çocukları derler diye eskiler çok hani bizim babaanneler, anneanneler döneminden. Hakikaten her yıl, her 4 yılda, 5 yılda çocuklardaki algı farklılıklarının ve isteklerinin farklılaştığını fark ediyoruz. Eğitim de öyle bir süreçtir ki aslında organik yaşaması gerekir ve değişime uyum göstermesi gerekir. Burada başarı aslında başarı burada çıkıyor. Eğer e, kütleleşirse, hantallaşırsa eğitim metodu işte orada aslında kendi kendisine zarar veren bir e, duruma e, dönüşür. Dolayısıyla çocuklardan aldığımız geri dönüşlere göre tekrar eğitim sistemi modelleri üzerinde e, düşünmek, konuşmak, tartışmak ve çalışmak gerekiyor. E, Tansak Akademinin yaptığı en önemli konulardan bir tanesi de bu. Bir araya gelerek sürekli yeni nesle göre yeni dil kullanmaya Yeni model üretmeye çalışıyoruz. Evet ne farkı var? Hani bahsettiğim 5 yıl öncesiyle şimdinin ne farkı var? Algı farkı var. Uzun cümleler kurmamızı istiyorlar artık. Yani kısa cümleleri kabul etmiyorlar. Uzun cümlelerden sonra ikna olma ihtiyaçları var. İkna olmak zorundalar. Yani ikna olmamayı kabul etmiyorlar bir kere ikna olduktan sonra da tabi olmayı becerebiliyorlar. Bunu söyleyeyim. Yani bu çok değerli. Eğitime tabi olmak, bu insana tabi olmaktan asla bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Eğitim sistemine, içeriğine, hoca itaatine, hiyerarşik düzene, disipline ve bütün bunları yaparken de gerçekten çok çalışmaya alışık hale dönüşebiliyorlar. Bunlara okul ve kurum dikkat ederse, bütün öğretmenleriyle birlikte öğrenciler de o şekilde evrilmeye başlıyor. Ben yeni nesil arkadaşlarımızın bize çok destek olacağı inancındayım. Çünkü belirli bir tembellik alanı yaşadık biz pandemi ve sonrasında. Yani bu tüm dünyada yaşandı diye düşünüyorum. E, hareket isteksizliği çok arttı. Bunu kırmak için harekete vermemiz gerekiyor çocuklarımız artık. Sadece bale okulları olarak düşünmeyelim bunu. Sanatın ve sporun tüm dallarında sanırım böyle bir çalışma ve uygulamaya ülkemizin gitmeye ihtiyacı var. Çocuklarımızın hem de ücretsiz bir şekilde bu olanaklarla buluşturulması için özel çalışmalarımızın yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Sizce nasıl çalışmalar ortaya konulmalı peki bu bir konuda? Bir kere bu tabii devlet nezdinde olabilecek çalışmalardır. Biliyorsunuz bir seçimler bekliyor bizi ve bu seçimlerden sonra tekrar oturup konuşulup yapılandırılması çalışılması gerekir, geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Anadolu'da büyük bir afet yaşandı. E buradaki çocuklar ne olacak? E, orada biliyorsunuz böyle okullarımız vardı çoğu hasar gördü ve tekrar nasıl yapılandırılacak ücretsiz hale nasıl getirilecek yetenekler nasıl araştırılacak sadece müzik bale dans diye düşünmeyelim yani birçok birim var bizim işimiz çok aslında yapılması gerekenler çok şimdi ben bunları öneriyorum aslında ne kadar büyük görürsem kend yani siyasi anlamda da ya da sanatsal anlamda da anlatmaya ...ve insanları örgütlemeye, organize etmeyi aslında çaba göstermeye çalışıyoruz ekipçik. Ama fayda sağlayacağımızı düşünüyorum ben bu konuda ülkemize. Zorlu bir süreçten geçtik hem pandemi hem de deprem felaketi derken... ...bu süreçte sanatla beraber siz de çocuklara bir nevi danışmanlık yapmış oluyorsunuz. Böyle adlandırabiliriz. Evet. Çocuk Balesi'ne geri dönmek ne istiyorum. Çünkü izleyemeyi izleyicilerimize tanıtmak ne amaçlı da amaçlı bu benim gösteride benim müzik. müzikleri nasıl seçtiniz? Şimdi tabii belirleyici müzikler vardır. İlk duyduğunuz zaman herkesin kulağına aşina olan müzikler aslında seyirciyi yakalayabilir. Ama bazen de kendi vermek istediğimiz insanların alışık olmadığı müzikleri de insanlara sunmak, alıştırmak, beğenilerine sunmak ve bir sonraki neslinde o bilinmedik müziği bilmesini ve aşina olmasını kulaklarını sağlamak biraz da bizim sanatçıların görevi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla müzik seçimlerinde bunlara çok özen gösterdik. Bir kurgul dediğimiz zaman zaten müzikleri çok belirleyicidir. Ama hiç bilinmeyen, nadir bulunan bazı müzikleri de içine ilave ederek özellikle çocuk seyircilerimiz konusunda bir profesyonel sahneyle buluştukları zaman bu müzikte kulaklarına çağrışım yapmalarını sağlamaya çalıştık. Bütün müzikleri kullanmamız söz konusu olamazdı. Çünkü bir eser bazen iki perde, bazen üç perde olabiliyor. Biz tüm eseri tek perdede toplamak durumundaydık. O yüzden belirleyici müziklerle, ana hatlarıyla, hikayenin seyirciye anlatımında açık bırakmadan, eksik bırakmadan librettosuyla birlikte değerlendirerek müzik seçimlerini o şekilde yaptık. Peki bu koreograf ve müzik seçimlerinde ek bir ekibiniz var mı size yardımcı olan? Çocuklar yardımcı oluyor mu bu konuda sizlere? Ee, tabii öğretmenlerimiz var. Çok e, etkin öğretmenlerimiz var bu konuda. E, çok da saygı duyuyorum. Çünkü çok kısa bir sürede e, bizim kendi içimizde mucize diyebileceğimiz bir olayı gerçekleştirdiler. Çok kısa bir sürede eseri ortaya çıkarıp e, Ansamblı yakalayabildiler, birlikteliği yakalayabildiler. Bu bir mucize çünkü iki saat haftada iki saat eğitim alan çocuk ile konservatuarda eğitim alan çocuk arasında doğal olarak bir fark vardır, algılama farkı, harekete intibak farkı. E, o açığı kapatarak e, hareket, e, harekete geçirdiler e, arkadaşlarımız. Dolayısıyla kalabalık bir ekibimiz var bununla ilgili. E, aynı zamanda ben de bizzat e, bulundum. Bir de Duende ile birlikte yola çıktık. Yani çok iyi bir firmadır bu sanatsal çalışmalar konusunda. Volkan Ersoy çok değerli dostum. Koreograf aynı zamanda kendisi. Bütün o librettosunun yazılımında, sahneye koyma tekniklerindeki bazı detaylarda birlikte harekete geçtiğimiz için güçlü bir birliktelikte olmuş oldu bale masalları. Bu kadar yoğun bir tempoda güzel, muhteşem bir gösteri ortaya koydunuz. Peki meyvesin toplama sürecine geldiniz. Nasıl geri dönüşler aldınız bu süreçte? Çok özel yazılar geri dönüyor. Artık kolay iletişim çağı olduğu için sosyal medya üzerinden gerçekten çok iyi geri dönüşler oluyor. Hatta şu, şu etkileyici, kitapların çocukların kucağında onlara sarılarak uyuduklarıyla ilgili çok yorum geri dönüşler almıştık en çok satan kitaplar arasına girmesi de çok büyük mutluluk vermişti bize. Sahne sanatlarına dönüştürünce konuyu aynı etkiyi yaratmış olması da çok değerli. Tabii unutmamak lazım burada. Sadece bizim kendi etkimizin dışında aslında dünyanın en önemli kompozitörlerinden Tchaikovsky'nin müziklerinin de çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Pötipa'nın koreografisinin, kendi koreografisinin etkisinin de çok büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Biz ondan sonra tekrar saniye revize edip alanlar olarak biz de işimizi iyi yaptıysak işte sonuç ortaya çok başarılı bir şekilde çıkıyor diyebilirim. Evet bazı müziklerde insanların kula karşı harçlığıyla beraber daha böyle bir sevgi ya da yakınlık duyabiliyorlar birçok gösteriye. Peki yıllardan beridir süre gelen gösterilerdeki değişimler neler mesela? Neler sizin dikkatinizi çekiyor? Genel olarak tabii dünya artık birazcık da virtüöz diye kendisini atmaya başladı. Çünkü sahne üzerinde yapılamayanı görmek, yapılamayanın yapıldığını alkışlamayı tercih eder hale geldi. Büyük özellikle kampanyalar, örneğin büyük çalışmalar yapıldı bunun için. Ama en çok da tabii büyük ülkelerdeki bu Bolşoy gibi, Royal Ballet gibi, şimdi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi gibi artık onları da o kategoriye almak, gerekir diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımın çalışmalarını çok net takip edebiliyorum içeride. Yeniden yapılandırma üzerine gitti ve bu yapılandırmanın sonucunda da e, tabi Rusya'yı da bunun e, arasına koymak lazım bale e, denilince. Adeta bir çağ atladı. E, hareketler çok daha kolayca yapılabilir gibi gösterilir hale geldi. E, ve e, o görkemli duyum seyirci tarafından sağlanabilir hale geldi. E, bunu da nereden görüyoruz? İşte biletler bir yıl öncesinden tükenebilir hale gelebiliyor ya da işte 6 gün boyunca gösteri yapıyorlar. Bir gün pazartesi günleri biliyorsunuz bütün sahneler tadilat için kapatılır. Onun dışındaki tüm günler kapalı gişe oynuyor kurumlar. Dolayısıyla geldiğimiz nokta birazcık da yeni arayışların, hem büyük eserlerin konulduğu hem de yeni modern çalışmaların, arayışlarının olduğu bir sürece denk geldik. Ekonomi bunu çok etkiler mi? Onu ondan emin değilim. Çünkü sanat bazen ekonominin zorlaştığı zamanlarda da fevkalade bir şekilde ortaya çıkabilen e, fevkalade bir varlık diyelim. Sanat zor zamanlarda da insanlara yardımcı olan ve onlara mutluluk kaynağı veren en azından bir unsur olabiliyor. Hem ekonomi hem de zor zamanlarımızı yanımızda olabiliyor. Tam Bey bu zamana kadar e, yıllardır dans okullarınız var. Hem çocuklara hem de büyüklere baleyi öğretmeyi ve baleyi sevdirmeyi başarıyorsunuz. E, böylelikle bu süreçte jenerasyon farkında neler gördünüz peki? Çocukların gelişiminde neler fark ettiniz? Şimdi e, jenerasyon farkı tabii bir, e, bir, bir yapı değişikliğinden hep söz ediliyor, söz ediyoruz, görüyoruz özellikle aile ilişkisi ve çocuk arasındaki bağlantı ya da arkadaşlarıyla ile olan bağlantı, işte çocuğun sokakta büyümemesi bizler gibi, kapalı sitelerde büyüyor olmuş olması, en büyük iletişim araçlarının ellerindeki cep telefonu ya da tabletlerinin olmuş olması onları farklı bir boyuta mutlaka ev eviriyor. Ee, biz e, aslında e, eski e, davranış biçimlerimizi onlara taşıyoruz. Geleneksel davranış biçimlerimizi taşıyoruz gibi oluyor yeni nesle. Çünkü neden? Aktive ediyoruz onları. Fiziksel anlamda, en mantal anlamda aktive ediyoruz. Yaratıcılıklarını geliştirmeye çalışıyoruz. Hani biraz önce sormuştunuz ya koreografiyi etki ediyorlar mı diye. Tabii ki etki ediyorlar çünkü onlardan gelen fikirlerle de bazen yola çıkmak çok doğru olabiliyor. Mutlaka tartışmamız gerekiyor kendi aramızda. E, pratik fikirleri olabiliyor. E, şunu fark ediyorum. Her konuda bilgi sahibi olmak iyi ama özellikle kendi konumda bilgiyi daha çok derinleştirebilmem gerekiyor gibi e, bakıyorlar hayata. Hani biz derdik ki her konuda genel kültürümüz çok yüksek olsun. E, fakat daha farklı bakabildiklerini de fark ediyorum. E, uyum sağlayacağız onlara. Yani biz onlara yetişmeye çalışacağız daha doğrusu. Onlar koşuyorlar bir tarafa doğru ve onlara koşup onlara kendi tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağız. Bu her gün, gün aşırı değişen bir konu. Şimdi işte eğitim sistemi tekrar değişiyor. Pat diye yapı da değişiyor. Yani ona uygun yapı da değişiyor. Ekonomi değişiyor, ona uygun yapı da değişiyor. Bizim takip etmemiz lazım gençleri. Gençlerin neler dinlediklerini iyi biliyor olmuş olmamız lazım. O konuda mesela ben şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü bütün dinledikleri müziklerin e, ee, ne, nelere ihtiyaç duyabildiklerini fark ettiğim için yanlarında verebildiğim örnekler de onlara doğru örnekler olabiliyor, kabul edebiliyorlar. Yani kendi kızımdan da yola çıkabilirim, öğrencilerimden de. Bir de bunu dinlesen, bak bu da çok benzer bir yapıya sahip dediğim zaman harikaymış bu diyebiliyorlar. Demek ki biz tırnak içindeki e, erken nesli, yaşlıların onları iyi takip ediyor olması şartı. Yani bu çok net. Bu takip sürecinde bu arada okullara çok önemli bir fayda sağlıyor. Sizin şu an e, yani güncelde kaç tane e, akademiniz var ve bunları artırmayı planlıyor musunuz ve akademilerin daha fazla açılması bale sanatına nasıl katkıda bulunacak? Tahsil akademileri biz açarken e, hani bazı usuller vardır işte franchising sistemi falan. Onlara girmedik hiç. Girmememizin sebebi de şu idi. Çünkü çok teklif geldi bütün şehirlerden. Yani biz burada da bu okulu istiyoruz. Okulun başarısını gören o şehirde de arzu ediyor. Fakat öyle bir çalışma modeli ki bu içinde bizzat bulunmadığımızda ya da tanımadığımız bir insana işi teslim ettiğimizde anlatım zorluklarını çekeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle sanat eğitiminin franchising mantığına tam olarak oturt, nasıl oturtulabileceğini ticari anlamda. Çok becerebilmiş ve anlayabilmiş değilim. Ee, girmedik o işe. Hep kendimiz açarak e, yola devam etmeye çalıştık. Şu andaki süreçte e, işleyen okullarımızın dirayetini korumamız şart. Önce. Çünkü e, çok kaygan bir zemin var. E, bu kaygan zeminde e, ne olacağı belli değil e, ekonomik anlamda e, dünyanın, ülkemizin. Dolayısıyla olanın varlığını iyi tutabiliyor olmuş olmamız lazım. Bunun içinde kendisini geliştirebilecek bir mekanizma oluşturabildiğimiz o çok değerli. Özellikle devletle iç içe geçerek bizlerin de çalışmalarıyla ben öyle düşünüyorum çünkü bizdeki tecrübe de çok büyük. Birleşerek bütün Türkiye'deki çocuklarımızın sanat eğitimini yetenek taramasıyla neredeyse ücretsiz hale getirebilecek bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Çok net. Tam Bey kısa bir soru sormak istiyorum. Aslında merak ettiğim bir soru. Bale sanatı tüm sanatları içeren bir dal mı sizce? Çok komplekstir. E, müzik içinde barındırır. Evet. Mutlaka hikayesi vardır. Bir anlatım barındırır. Müzikal Tiyatro. gibi de aslında. Tiyatroyu da barındırır. Evet. Sözler de bazen devreye girebilir. Daha çok sözsüzdür. Ama bazı bazı yerlerde kısa cümlelerde kurulabilir. En son mesela Dostoyevski'nin Budala Balesi'nde orada idiot diye bağırır yani bir pik nokta oluşturur. Zaman zaman bu artar özellikle dans tiyatrolarında da artabilir. Bütün sanat dallarını içine alır diye söyleyebilirim tüm sanat dallarını. O yüzden çok zengindir ve tüm sanat dallarında baleden yararlandığının da altını çizmek lazım. Çünkü en ufak bir hareket formunda bile mutlaka bir bale eğitimi almış olan bir tiyatrocu bile tavrını, davranışını ve sahne üzerindeki yerleşmesini farklı kılacaktır ki ustalığı çok daha fazla artacaktır diye düşünüyorum. Bale anahtardır. Yani bütün sanat dallarının kapısını açan çok çok değerli bir anahtardır. O yüzden zaten konservatuvarlarda tüm birimler ek ders olarak özellikle tiyatro bölümü bale dersi, dans dersi e, almasında büyük fayda vardır. Bizim zamanımızda vardı bu dersler. Bale aslında tarihe açılan bir kapı da olarak nitelendirilebilir. Çünkü sizin bir yıl önce Mozart'tan bildiğimiz e, Saraydan Kız Kaçırma e, operasında koreografınız vardı. Koreografide tarihi nasıl anlattınız? Yani tarihi bütünüyle ele almak sizin için zor oldu mu? Şimdi burada tabii Caner Akın'ın projesi. Rejistörlüğünün sevgili dostum Caner Akın'ın yaptığı bir projeydi. E, benden böylesine bir parça istediği zaman e, konu aslında Çocukla e, e, kendisinin yüzleşmesiydi. Dolayısıyla oradaki çalışmayı e, o minvalde düşündüğüm için farklı bir çalışma modeli oluşturduk. Bir nevi ayna çalışması gibi yani çocukla e, ana rol e, karşı karşıya geldi e, ve e, bütün eserin içinde de bence bir bütünlük oluşturmuş oldu. Keyifli bir iş e, çıkmış oldu. Daha henüz bitirdik. E, bir zincir haline yapmıştık Süreyya Operası'nda. E, daha önce de Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük sahnede e, yerini almıştı. Ee, hoş gidiyor, keyifli gidiyor. Bir de çok iyi sesler tabii. Yani İstanbul Devlet Operasyonu'nun e, seslerini bizzat ben bu kadar yakından duyduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi seyircinin de büyük keyif aldığını düşünüyorum. Çok kaliteli, müthiş sesler var içeride. Tam bey bu kadar tecrübelerden bahsetmişken siz operaya nasıl başladınız? Siz bale sanatına nasıl başladınız? Benim tabii çocukluk yıllarıma denk geldi. Konservatuvarda İzmirliyiz biz. İzmir Devlet Konservatuvarı'nda işte sınav açılacak duyduk. o sırada TRT'de ilkokul çocuklarını alıp gittikleri bir işte bir gö gösteri vardı. ve Beni de aralarına katmışlardı. O sırada Suna Şenel geldi konservatuvardan. Ee, bölüm başkanımız, efsane hocalardan bir tanesi de bizim için. Çok değerli Suna Şenel. Ee, beni fark edince ailemle konuşmuş. Ailemle konuşunca ailem benle bana iletti bunu. Ben de kendimi İzmir Devlet Konservatuvarı'nda bulmuş oldum diğer arkadaşlarım gibi. 10 yıllık bir süreç konservatuvar süreci. Ee, i̇lkokul, daha sonra ortaokul, ise ve üniversite olarak e, okunur. 10 yıllık süreçten sonra da hep şu espriyi yaparım. Giderseniz operada arkada mızrak tutarak e, sanat hayatınıza başlarsınız derim. E, tabii yeteneğe göre de e, farklılıklar gösterebilir bu. Ama hepimizin hayatı bir, bir parça böyle oldu. Uzun bir eğitim sistemi. E, sadece bale eğitimi değil bu aynı zamanda kültürel eğitimler de veriliyor. E, yani matematik, yabancı dil bütün bu eğitimlerde var. Ana meslek dersleri de var. 10 yıllık bir eğitim olduğu için uzun süreçli bir eğitimdir. Ama belirli bir yere kadar gittikten sonra artık geri dönüşü çok zordur. Çünkü diğer okullardan farklı modelde çalışmamızı alırız. Hayatımızı adadığımız, tüm hayatımızı ona verdiğimiz, tüm meslektaşlarımla beraber ve tırnak içinde kutsal saydığımız kendi içimizde mesleğimizdir, çok değerlidir. Hepimizin hobisidir. Hepimizin hayranlık duyduğu mesleğidir. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ve dünyada da bu seviyeye gelebilecek, bu mesleği yapabilecek tabii ki nadir insan sayısı vardır. Ve onların aralarında da bulunmuş olmak bizim için çok çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben bu konuda. Tam Bey çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir röportajdı. En azından bugün iki bayramda kutlama coşkusunu beraber yaşıyoruz. Sizin bayram dilekleriniz nelerdir? Bayram çok güzel geçsin. Bayramlar bundan sonra çok çok daha değerebilecek bence. Her şey kamplaşırken, her şey hasar görürken bu zor ortamlarda bayramlar insanlığı insanlığa hatırlatan unsurlardır. Sanırım daha özen göstermemiz gereken anlar gelecek. Komşularımız, akrabalarımız artık yani birliktelik arkadaşlarımız bu bayram sürecini sanırım daha sıkı sıkı daha el ele geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Nice bu tarz güzel gösterilere ev sahipliği yaptınız bayramlar olsun dileyelim çok o zaman Çok teşekkür ederim. Size. Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Evet İstanbul Devlet Opera ve Bela Sanatçısı Tansal Türk'le beraber çok iyi bir röportaj gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm herkesin bayramını kutlamış olalım.